Merhaba Mavi Kadın izleyicileri, 4 Haziran Yay Burcu Dolunay'ından bahsetmek üzere karşınızdayım. Bu Dolunay oldukça keskin etkilere sahip bir Dolunay. Ne demek bu? Dolunayları hatırlayalım öncelikle. Dolunaylar bitişler demekti. Hayatımızda fazla olan, artık vasfını kaybetmiş her şey için veda zamanı olarak konuşabiliriz Dolunayları. Bu Dolunay'da Yay Burcu'nda olacağı için birazcık daha özgürlük isteyeceğiz. Birazcık daha hayatımızda farklılık isteyeceğiz ve yeni şeylere kapılar açmak isteyeceğiz. Bu da tabii ki de hayatımızdaki bazı şeylerle yollarımızı ayıracağız. Gösteriyor. Gökyüzünün aynı anlarda bir tek karesi var. Plüto, Venüs ve Neptün arasında. Türkçeme yani şu, gökyüzü sert etkilere sahip. Bazı şeyleri fazla takıntı haline getirebiliriz. Özellikle aşk ve para konusunda takıntıdan sakınmanızı tavsiye ediyorum. Bir yandan Venüs Neptün'le aşka çok açık olacağız ve çok güzel fırsatlar karşımıza çıkabilir ama bir yandan da Venüs Plüto'yla fazla takıntı haline getirebiliriz. O yüzden yapabiliyorsanız fırsatlara kalbinizi açın ama fazla takıntı yapmadan. Şimdi burçlara ve yükselen burçlara etkisine gelelim. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, sevgili koçlar, bu dolunayla beraber hayattaki vizyonunuza dair yenilenmeler yapacaksınız. Yani ne yapmak istiyorsunuz, hayattaki planlarınız ne? Bazılarınız yurt dışı ile ilgili planlar yaptıysa artık sonuçlarını almaya başlayacaklar. Eğitimle ilgili sonuçlar alacağınız bir dönem olabilir. Yurt dışı seyahat planları yapılabilir yine bu dönem. Ama dediğim gibi gökyüzünde aynı anlarda etkiye baktığımızda belki birazcık daha kalbinize iyi gelecek yerlerde olmak bu planları yaparken sizin hayatınızı ve işinizi kolaylaştırır. Kariyer ve ev arasında kalabilirsiniz. Bazılarınız kariyerle ilgili planlar yaparken evdeki bazı sorunlarla uğraşmak zorunda kalabilir. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, sevgili boğalar, bu dolunayla beraber parasal anlamda bazı şeylere artık karar veriyor olacaksınız. Belki bir yatırımla ilgili sonuç almak olabilir, bir kredi sonucu olabilir, davalarla ilgili sonuçlar almak olabilir. Bu dönem gündeminiz biraz para olacak gibi görünüyor. Aynı anda gökyüzündeki Plüto, Venüs, Neptün tek karesi ise size arkadaşlıklar, yeni ortamlar, yeni insanlar konusunda şans verirken bazı uzun dönem planlarınızı revize etmeniz gerektiğini de gösterebilir. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, sevgili ikizler, bu dolunay size ilişkilerle ilgili karar zamanı diyor. Yani hayatında ilişkisi olanlar tamam mı, devam mı kararını verirken yalnız olanlar belki de yalnızlığı sonlandıracaklar bu dolunayla. Ama şunu söyleyebilirim, gökyüzündeki tek kareden ötürü iş konusunda, para konusunda güzel fırsatlar karşınıza çıkarken tek bir kanalla kendinizi sınırlamayın. Yani mutlaka buradan kazanacağım, mutlaka bunu yapacağım yerine biraz hayatın fırsatlarına kalbinizi açın derim ben. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, bu dolunayla beraber hayatınızda bazı iş anlamında, rutinleriniz anlamında, sağlığınızla ilgili bazı konularda karar verme zamanı olarak düşünebilirsiniz. Bazılarınız yardımcılarınızla yollarınızı ayıracak, bazılarınız işte bazı kararlar verip belki kendi yoluna bakacak. Yani genel anlamda karar zamanı gibi görünüyor. Gökyüzündeki aynı andaki tek kare size yurt dışı ile ilgili güzel ya da hayatın geneliyle ilgili güzel fırsatlar verirken ilişkiler konusunda takıntıdan uzak durmanızı öneriyoruz. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, sevgili aslanlar, dolunay aşk evinizde gerçekleşecek. Aşk konusunda bazıları için tamam mı, devam mı kararı verilirken ilişkisi olanlar olur mu olmaz mıya karar verecek. Yalnız olanlar belki yeni bir adaya kalbini açıp yalnızlığına son verecek. Bu dönemi böyle geçirebilirsiniz. Yine çocuklarınızla ilgili, çocukları olanlar bu dönem onlarla ilgili son kararlarını, net kararlarını verebilirler. Aynı andaki gökyüzündeki tek kare size yatırımlar konusunda çok güzel fırsatlar verirken şunu söylüyor. Sağlığınıza dikkat edin. Aşırı yıpratacak şeylerden uzak durun. Bir işi yaparken mutlaka en doğru şekilde yapacağım şeklinde kendinizi zorlamayın. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar. Sevgili başaklar, bu yay dolunayı sizi hane ile ilgili karar verdirecek. Taşınmak, ev almak, ev değiştirmek, evle ilgili kararlar vermek, aile ile ilgili kararlar vermek çok mümkün bu dönem. Gökyüzünde aynı anlardaki tek kare size ilişkiler konusunda güzel fırsatlar, güzel sonuçlar getirirken bazılarınızın takıntı yapma potansiyeli yüksek olabilir. O yüzden size şunu söyleyeceğim. Lütfen karşınıza çıkan fırsatları takıntı haline getirmeden olabilitesine bakarak karar verin. Çünkü aslında çok daha güzel fırsatlar da karşınıza gelebilir. Yine ilişkisi olanlar bu dönemde güzel sonuçlar elde edebilirler. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, sevgili teraziler, bu dolunayla beraber seyahat etme, yeni ortamlara girme isteğiniz çok artacak. Bazı arkadaşlarınıza yollarınızı ayırabilirsiniz. Yeni ortamlara girmek eskisine göre daha cazip gelebilir. Özgürlük hissiniz çok artabilir. Kendinizi yollara vurabilirsiniz. Gökyüzündeki tek kare aynı anlarda size diyecek ki işle ilgili, kariyerle ilgili çok güzel fırsatlar karşısına çıkabilir ama ailesel meseleleri fazla kafana takmamaya, fazla oraya
odaklanmamaya gayret et. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, sevgili akrepler, bu dolunay para evinizde gerçekleşecek. Bazılarınız parasal konularda net kararlarını verebiliyor olacak. Nereden para kazanmak istiyorsunuz, nasıl kazanmak istiyorsunuz? Bazı gelir kapıları kapanırken yenileri açılabilir. Fırsatlara açık olmanızı tavsiye ediyorum. Size yine bu dönem çok güzel yurt dışı fırsatları, çok güzel eğlence fırsatları, seyahat fırsatları çıkabilir. Yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa oraya odaklanmanızı çok tavsiye ederim. Oradan yeni bir gelir kaynağı elde etmeniz de çok mümkün. Bazı yakın arkadaşlarla biraz gerilim yaşamanız söz konusu. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, sevgili yaylar, birinci evinizde gerçekleşecek bu dolunay. Genel anlamda hayatın her alanında değişiklik yapmak, farklılık yapmak isteyeceksiniz. Daha özgür olmak isteyeceksiniz belki ya da yeni yollar keşfetmek isteyeceksiniz. Bu da mevcut düzeni değiştirmeniz anlamına gelecek. Gökyüzündeki aynı anlardaki tek hare parasal anlamda, yatırım anlamında çok güzel fırsatlar verirken takıntı yapma diyor ama. Yani buna çok dikkat etmek lazım. Bu dolunayın aynı anda gerçekleşen gökyüzü tek haresi diyor ki lütfen takıntı yapma, size de para konusunda yapma diyor. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, sevgili oğlaklar, bu dolunay 12. evinizde gerçekleşecek. Yani iç dünyanızda birazcık sakinleşme zamanı, biraz kalbinizi dinleme, biraz ruhunuza dönme zamanı, biraz kendi kendinize kalma zamanı. Sağlığınıza dikkat edin çünkü bu dönem kendinizi yorarsanız ciddi anlamda zorlanabilirsiniz. Biraz dinlenme zamanı gibi düşünebilirsiniz. Gökyüzündeki aynı anda tek hare size arkadaşlıktan doğan ilişki fırsatları verebilir, arkadaşlıktan doğan ortaklıklar getirebilir. Ama lütfen etraf ne der, o ne der, bu ne der konularına o kadar çok takılmayın. Birazcık daha kendi yolunuza bakın derim ben. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, sevgili kovalar, bu dolunay size diyor ki hayallerinle ilgili adım attıysan artık sonuçlarını alma zamanı ya da hayallerinle ilgili revize etme zamanı. Yine çok farklı ortamlara girebilirsiniz, farklı insanlarla bir araya gelebilirsiniz, mevcut çevrenizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu dolunayın özelliği biraz özgürlük hissi gelecek hepimize. Aynı anlarda gökyüzündeki tek hare size diyor ki yeni para kaynakları, yeni gelir kaynakları bulabilirsin ama lütfen ruhen kendine iyi gelecek şeyler yapmaktan uzak durma ve arkandan çevrilen işlere dikkat et. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, sevgili balıklar, bu dolunay kariyer evinizde gerçekleşecek. Hayat diyecek ki size kariyerle ilgili karar zamanı. Bu işi yapmak istiyor musun? Bu yoldan devam etmek istiyor musun? Ya da belki yaptığınız görüşmeler varsa sonuçlarını alma zamanı olarak düşünebilirsiniz. Gökyüzündeki tek hare size güzel aşk fırsatları, güzel eğlence fırsatları verirken aynı zamanda da diyor ki etrafım, çevrem dediğiniz insanlarla ilgili de böyle zorlayıcı, koparıcı etkiler olabilir. Bazılarıyla yollarınızı ayırmanız gerekebilir. Sevgili Mavi Kadın izleyicileri, toparlayacak olursak bu dolunay özgürlük diye bağırıyor ama aynı anda gökyüzünde bazı açılar da bir şeyleri fazla takıntı haline getirebiliriz diyor. Yapabiliyorsanız akışta kalın ve fırsatlara odaklanın. Takıntı yapmaktan da uzak durun. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.